Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bugün sizlere çok önemli bir konu üzerinde bahsetmek istiyorum. Skolyozu anlatacağım bugün size. Yani omurga eğriliğini. Hemen hemen sağlıklı bütün bireylerde bulunuyor ama biz farkında değiliz. Bugün skolyoz nasıl tespit edilir? Hangi durumlarda doktora başvurmamız gerekiyor? Hangi durumlarda ameliyat olması gerekiyor? Hangi durumlarda korse kullanmamız gerekiyor? Ne zaman egzersize başlamamız gerekiyor? Bunlar üzerinde duracağız. Şimdi hastamız üzerinde size nasıl değerlendirme yapabileceğimizi göstereceğiz. Siz de değerlendirme yaparken yapacağınız kişiye kesinlikle dik dur, kendini düzelt gibi telkinlerde bulunmayacağız. Kendisini nasıl rahat hissediyorsa o şekilde duracak. İlk bakmamız gereken birkaç tane pivot nokta var, onları göstereceğim. İlk başta omuz yüksekliklerini işaretleyeceğiz. Biz akromion diyoruz, daha ön tarafta kalıyor da siz göresiniz diye burayı işaretliyorum. Bunu işaretledikten sonra ikinci olarak kürek kemiklerinin altını işaretliyorum. Biraz daha şurada. Burası da burada. Son olarak da bel bölgesinde bulunan gamzeleri işaretliyorum. Bu üçünün de aynı hat üzerinde olması gerekiyor. Normalde skolyoz olmayan bir kişinin burası, burası ve burasının aynı çizgi üzerinde bulunması gerekiyor. Şimdi bunlara kabaca baktığımızda kürek kemiği altını işaretlediğimiz her iki noktayı karşılaştırdığımızda hafif bir asimetri var. Aynı şekilde buradaki gamzeleri, sips dediğimiz sıkıntıları karşılaştırdığımızda yine bir asimetri var. Demek ki bu kişide yüksek olasılıkla skolyoz var. Şimdi skolyozu nasıl değerlendireceğiz? Bunu göstereyim ben size. Teker teker omurgaları işaretleyeceğiz. Ben genelde yukarıdan başlıyorum. Biraz boynunuzu eğin. Evet, bakın. Geliyoruz. Aşağıya doğru. Kaba taslak gösteriyorum. Teker teker omurgaları işaretlemiyorum. Sadece bir şerit halinde işaretlemeyi gösteriyor. Öne doğru eğilin biraz. Öne eğilelim. Tamam, düzelelim. Bunları teker teker işaretledikten sonra baktığımızda bu sırt bölgesinde, torakal bölgede ve bel bölgesinde hafif eğriliği var. Arkadaşımızdan muhtemelen 10-15 derece civarı bir skolyoz var. Ama bunun tam ölçümünü bu şekilde manuel olarak ölçemiyoruz. Şimdi bunlar hakkında biraz daha detaylı konuşabiliriz. Biraz önceki değerlendirmeyi ben size kabaca anlattım. Bu değerlendirmeyi size göstermemdeki temel gaye çocuklarımız, eşimiz, dostumuzu skolyoz varsa en erken safhada bunu teşhis etmek. Neden en erken safhada teşhis etmemiz önemli? Eğer İlerleyen safhada bunu test edersek çok da bir önemi kalmıyor. Örneğin 10 yaşındaki bir çocuğu bu belli bir derecedeki skolyozu teşhis ettik. Buna yönelik tedavisini planladığımızda bu çocuk belli bir yaşa kadar tedavi aldıktan sonra omurgası düzelebiliyor. Ama örnek veriyorum 40-45 yaşındaki bir hastamız bize geldiği zaman omurga eğriliğiyle biz bu hastanın omurgasının tekrardan şekillenip düzelmesini beklemiyoruz. Bu hastanın sadece hayat standartını nasıl yükseltebiliriz? Ağrılarını bir nebze olsun nasıl rahatlatabiliriz? Yani kendisine nasıl bunu adapte edebilir? Onun üzerine daha fazla duruyoruz. Şimdi bu dereceler ne demek? Onlar üzerine biraz bahsedelim. Skolyoz 10 derece üstündeki eğriliğe verilen isimdir. 10 derecenin altı ise zaten skolyoz hastası olarak tanımlanmıyor. 10 derece ile 30 derece arası genel mahiyette egzersiz öneriliyor skolyoz hastalarına ve genelde takipli hastalar oluyor. 30 derece ile 45 derece arası genel mahiyette hem korse kullanımı hem egzersiz oluyor. 45 derecenin üstü ise genelde cerrahi oluyor. Ama benim bu söylediklerim genel mahiyette şeyler. Ameliyata karar vermek için, korse kullanmak için, egzersiz göstermek için başka başka kriterler de var. Yaş var, cinsiyet var, altta yatan başka hastalıkları var mı? Buna benzer sebeplerden dolayı tedavide farklı protokoller uygulanabiliyor. Şimdi ben size bunları anlattım ama ben size kabaca egzersizler gösteremem. Skolyoz dediğimiz yapı 33 tane omurgamız var. Herhangi birisinde oluşmuş olabilir.
Yani vereceğimiz egzersizler 3 boyutlu skolyoz egzersizler olabiliyor. Bu egzersizlerde hangi omurgada eğrilik daha fazla oluyorsa ona yönelik olması gerekiyor. Ben size şimdi göstereceğimiz egzersizler size faydalı çok zarar getirebilir. Sizin muayene olduktan sonra kişiye özel spesifik egzersizler önerilmesi gerekiyor. Teşekkür ederim. Bizi takip etmeye devam edin. Sağlıcakla kalın.